kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ayın 14'ü geliyor ve biliyorsunuz klasikleşen videolarımıza başladık. Ayın 14'ünde 14 ya da 15'inde yatacak maaşları 2-3 gün öncesine sizlere sunuyoruz. İlk Milli Eğitim Bakanlığı ile başladık. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar hem Adalet Bakanlığı olsun hem Gençlik ve Spor Bakanlığı olsun hem Sağlık Bakanlığı olsun arkadaşlar. Ve üniversitelerde olabilir. Videonun altına da mail adresimizi bıraktık. Mail adresinizden bize bordrolarınızı gönderirseniz özel bilgilerinizi kapatıp herkese sunabiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dediğim gibi bu önümüzdeki 1-2 gün içerisinde maaş bordroları sizlere sunmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Milli Eğitim çalışan bir işçi arkadaşın sendikalı bu ayki maaşı arkadaşlar. Hemen belirtelim bu ayki maaşta 28 gün üzerinden olacağı için biraz düşük olacak. Hani telaşlanmayın çünkü 2 gün eksik arkadaşlar yemiyeler. Bu da nereden baksanız bir 400-500 TL eder arkadaşlar. Bakın dönem günü 28, çalışılan günü 20 diyor. Bakalım başka var mı? Gelir vergisi oranı %15'ten hesaplanmış arkadaşlar. Günlük ücreti 245 lira 55 kuruşluk. Yani bir maaş bodrosudur bu. Brüt ücret 6875 lira 40 kuruş. Sosyal yardım sabit tutarı 276 lira 37 kuruş. Sosyal yardım 642 lira 82 kuruş. Giyim yardımı 37 lira 22 kuruş. Yemek yardımı günlük 19 lira 64 kuruş, yemek toplam 392 lira 80 kuruş. Ve ulaşım günlük 20 lira 64 kuruş, ulaşım toplamda 412 lira 80 kuruş verilmiş. Devam ediyorum. Kıdemlilik zammı 112 lira almış. Şu gelirler bu kadar. Şimdi kesintilere bakalım. SGK prim esas kazanç matras 8272 lira 84 kuruş arkadaşlar. Yine mağlulük yaşlılık ölüm primleri 910 lira 10 kuruş kesilmiş. Yine 165 lira 46 kuruş da kesilmiş. Bakın bir sürü kesintiler var burada. işsizlik primi 80 lira 73 kuruş kesilmiş. İşsizlik primi işveren 165 lira 46 kuruş kesilmiş. Gelir vergisi matra 22.840 TL olmuş. 1-2 ay sonra bu arkadaş %20'lik vergi dilimine girer. Önümüzdeki ay olmasa da ondan sonraki ay girecek gibi görünüyor. 32.000 TL'yi geçtiği anda %20'lik vergi dilimine girmiş olacak arkadaşlar. Vergi matra 6.762 lira 46 kuruş. Gelir vergisi de 1014 lira 37 kuruş kesmiş. Ve damga vergisi 64 lira 31 kuruş. Besi de var bu arkadaşın 248 lira arkadaşlar. Bireysel emeklilik sisteminden Kesilmiş. Sendika aidat da 196 lira 44 kuruş. Sendika kesmiş. Ve arkadaşlar yine damga vergisi de kesilmiş ve kesile 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 kesintiler toplamı 4625 lira 44 kuruş. Ödenecek tutar 5708 lira 99 kuruş arkadaşlar. 28 günlük tekrar söylüyorum 28 günlük yemeğe göre hesaplanmıştır bu. 2 gün eksik yani burada 2 gün eksik olmasa 6100 TL civar bir para olacaktı. Best de kesilmese besten de az önce ne kadar kesilmişti? 248 TL'ydi. TL idi galiba. Aynen 248 TL de kesilmiş. Yani arkadaşlar bu yemiye bez kesintisi olmasa 30 günlük olsa kabaca 6.350 TL civar olacaktı. Bu ödenecek maaş ama hem bez kesilmiş hem de 28 gün yemiye olduğu için 5708 lira 99 kuruş olmuş. Ayrıca ikramiyeler de var bu ay bildiğiniz üzere. İkramiyeler de ödenecek arkadaşlar bilginiz olsun. Evet diğer kurumları da dediğim gibi bir iki gün içerisinde diğer önemli kurumların da maaş modularını sizlere sunacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun deyip videoyu burada bitiriyorum. Tekrardan hayırlısı olsun güle güle harcayın kalın sağlıcakla arkadaşlar.